Arkadaşlar merhabalar. Size bir soru yorumda bir soru üzerinden aslında böyle bir sürü yorum söyleyeceğim belki. Bazı arkadaşların zaten bildiği bir yorum olur belki ama bazı arkadaşlar da ilk defa duymuş olacak. Soruyu parabol düzeyine indirgemiyorum ben. Fonksiyon sorusu benim için bu. Çünkü bahsedeceğim yorumlarda fonksiyon yorumları. Önce lütfen kendiniz çözün. Soruyu doğru çözseniz bile ki cevabı yok. O yüzden bilerek doğru cevabını koymadım ki. Yani merak edip bir bakın diye. Burada önemli şeyler söyleyeceğim. Eğer netiniz 40'ta 39, 40'ta 40 seviyesinde değilse izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Vereceğim bilgilerle başlayayım. Soruyu daha çözmeden. Bazen arkadaşlar çünkü birkaç noktada takıldığınızı fark ettim. Reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon tanımladığımız zaman veya bir AB kümesinden bir CD kümesine fonksiyon tanımladığımızda birincisi arkadaşlar tanım kümesidir. İkincisi değer kümesidir. Bunu herkes bildiğini zannediyor ama çoğu zaman şu değer kümesi görüntü kümesiyle karşılaştırılıyor. Hatta bir örnek vereyim size. Mesela fx eşittir x kare parabolü veriyorum tamam mı? Parabol olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Yani parabol çalışmadıysanız ama çalıştıysanız bilin tabi. Böyle bir fonksiyon veriyorum. Diyorum ki bu reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Hemen arkadaşlar şuna itiraz ediyor. Ama hocam burada biz ne verirsek verelim sonuç Sıfırla sonsuz aralığında çıkar. O zaman bu yanlış olmadı mı? Hayır, yanlış olmadı. Çünkü size arkadaşlar soru da burada verdiği şey değer kümesidir. Değer kümesi görüntü kümesini kapsar. Kümeyle de göstermek gerekirse şurayı alayım. Şöyle bir tanım kümesinden değer kümesine fonksiyon tanımladığınızda çok basit bir örnekle diyelim değer kümesi 1, 2, 3, 4 olsun. Görüntü kümesi arkadaşlar şöyle A, B, C olsun böyle gitti. 4 ve 3 açıkta kaldı. İşte şu 1 2 görüntü kümesidir. 1 2 3 4 değer kümesidir. O yüzden size verdiği şu ikinci kısımda verilen değer kümesi CD veya reel sayılar ne olduğu önemli değil. Haliyle görüntü kümesini kapsayabilir. O yüzden görüntü kümesindeki elemanlar değer kümesine eşit olabilir, bilir. Bu yüzden ikinci kümeye lütfen takılmayın. Siz sonuca bakın. Ancak bu sorudaki gibi örtenlikten bahsediliyorsa değer kümesi görüntü kümesine eşittir arkadaşlar. Yani bir fonksiyon örten olduğunda asla değer kümesinde boşta eleman kalmaz. Örnek görüntü A, B, C, D olsun ne oldukları önemli değil De, tanım kümesinin böyle normal yaptık diyelim. Burada arkadaşlar bakın hiçbir eleman boşta kalmamalıdır. Dolayısıyla fonksiyon örten olduğunda evet artık şu gördüğünüz hem değer kümesidir hem de görüntü kümesidir. Bunu bir önden vermek istiyorum. Bu birinci yorumum. İkinci yorumum bir fonksiyon artan olursa ne olur? Türevden yorum yapabilirsiniz. Türev yorumunu şimdi işin içine bulaştırmıyorum. Bir fonksiyon artansa veya azalansa arkadaşlar bakın görüntüsü şöyledir. Artansa böyledir, doğrusal fonksiyonsa böyledir. Azalansa böyledir ve böyledir. Bize bu ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir fonksiyon artansa bu kesinlikle birebir fonksiyondur. O yüzden iki eleman aynı anda bir yere gidemez. Size artan fonksiyon verdiği zaman bunun birebir olduğunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Sonra türev konusuna gelince de orada bir muhabbetimiz var yine bahsederiz. Zaten MEP de bununla ilgili bir soru sordu. Şimdi haliyle bakın azalan olduğunda da bir şey değişmiyor. Yatay doğrular çizdiğimiz zaman fonksiyon daima azalan. O zaman gerçekten daima azalan olduğunda gördüğünüz gibi grafik bu yatay doğrular tarafından sadece bir noktada kesiliyordu. Birebir fonksiyonun özelliği neydi? Farklı elemanlar farklı elemanlara gidecek. Asla aynı anda iki eleman, üç eleman bir yere gidemez. Herkesin kendisine ait bir odası olması gibiydi. Dolayısıyla artanın gizli tanımı birebirliktir. Dolayısıyla bu soru neymiş? Birebir örten sorusuymuş. Önce bunu göreceksiniz. Şimdi sorudaki önemli yorumuma geliyorum. Fonksiyon birebir ve örten olduğunda sadece birebir olması da yetmez, sadece örten olması da yetmez. Hem birebir hem örten olduğunda bu sorudaki gibi arkadaşlar f1 5'e eşittir, f da 21'e eşittir. Bir videoyu burada durdurun. Acaba neden böyle olabilir? Düşünün. Şimdi siz düşündükten sonra da ben üzerine yorum yapmış olayım arkadaşlar. Bakın şöyle ikiye ayırayım. Bir doğru bir örnek görelim, bir de yanlış bir örnek görelim. Böylece farkını görmüş olursunuz. Fonksiyon birebir ve bir örten olduğunda arkadaşlar böyle artan bir fonksiyon olacak. Şöyle bunun apsisi 1, ordinatının 5 olduğunu iddia ediyorum. Apsisinin a, ordinatının da 21 olduğunu iddia ediyorum. Gerçekten bu iddiam doğru. Çünkü fonksiyon örten olduğu için 5 ve 21 arasında asla bir y değeri boşta kalamaz. O yüzden her bir x değeri bir y değeri ile eşleşecektir. Asla değer kümesinde boşta eleman kalmayacaktır. Dolayısıyla bir de uç değer olduğu için 5'e gider arkadaşlar. Yine burada a da 21'e gider. Ancak fonksiyon birebir olduğu için bu geçerlidir. Eğer birebir olmasaydı bakın şimdi bir fonksiyon çizeyim bir tane daha örten olsun. Şöyle 7 apsis değerinin sonu 1 apsis değerinin ilki ordinat arkadaşlar son değer 9 olsun. Ve yine burada da uç değerimiz eksi 6 olsun. Bakın şimdi fonksiyon tanım kümesi 1 ile 7 arasında ama görüntü kümesine dikkat edin lütfen. Eksi 6 ile 9 arasında. Fonksiyonu aynı zamanda örten diyelim. Birebir zaten diyemeyiz. Neden? Burada çizdiğiniz yatay doğrular grafiği bakın. Birden fazla noktada kesiyorsa bu fonksiyon örten değildir. Hali birebir değildir. Birebir olmadığı için de F1 arkadaşlar eksi 6'ya gitmesine rağmen F7 bakın 9'a gitmedi. F7 şöyle bir değer uyduralım. 2'ye gitti. İşte birebirin önemi burada devreye giriyor arkadaşlar. Birebir olmadığı için bu aralarda bir sürü yere gitme hakkı oluyor. Bakın mesela 2'ye giden burada tam 4 tane değer var. 9 bakın şöyle arada mesela bu da uyduruk bir 6 altı olsun. 6'nın gittiği bir değer. Birebir olmadığı için böyle dalgalanma olabilme ihtimaline karşılık arkadaşlar. Sakın sorularda birebir vermezse 1'i 5'e a'yı 21'e götürmeyin. Ama birebir ve örtense her farklı değer farklı bir y değerine gideceği için gönül rahatlığıyla bunu yapabilirsiniz. Bundan dolayı soruda artık f1 eşittir 5 dedik. Yani x yerine yazarsak 1 eksi 1 0 artı k eşittir 5'ten k'yı 5 bulduk. Şimdi a da arkadaşlar 21'e gittiği için a 1'in karesi artı k'yı 5 bulmuştuk. 21 oldu. a eksi 1'in karesi arkadaşlar 16. a 4 mi eksi 4 mü? E a 1 4 mi eksi 4 mü? Kesinlikle 4. Çünkü fonksiyon artan bir fonksiyon ya x değerleri de artar. O yüzden 1'in sağında olması gerekiyor a'nın. Böylece a da arkadaşlar 5 olmuş oldu. Çarpımlarını sormuştum. Cevap 25 geldi. Bu şekilde birebir ve bir örtenin önemine dair bir soru. Başka bir zamanda eğer türevi görürseniz o zamanlarda birebir ve bir örtenin fonksiyonda türev yorumlarını görmüş olacağız. Artanla birebir örtünün ilişkisine bakacağız arkadaşlar. Hatta konu anlatımında da var. Diğer sorularda ve konularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.